Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün ikinci sınıflara arkadaşlar matematik dersinde kesirleri ve kesir problemlerini anlatacağız arkadaşlar. Buyurun bakalım, önümüzde sorular var ama önce kesirlerle ilgili arkadaşlara şunu anlatmak istiyorum. Diyorum ki arkadaşlar, kesirlerin bütün sorularını biz şekillerini çizerekten, kesirleri ayıraraktan çözeceğiz. Nasıl? Mesela bize yarısı derse arkadaşlar, bir kesir için yarısı ifadesini kullanırsa biz bunu iki eş parçaya ayırmak gerektiğini düşüneceğiz arkadaşlar. Eğer çeyreği derse biz de arkadaşlar bu sefer bir kesiri dört parçaya ayırmak gerektiğini bileceğiz. Yani o zaman şunu diyoruz, yarısı demek bir parçayı ikiye bölmek demek. O zaman çeyreği demek de bir parçayı dörde bölmek demektir arkadaşlar. Evet, burayı silip hemen devam ediyoruz bakalım. Birinci sorumuz ekranlarımızda. Birinci sorumuz ne diyor? Evet. Yarısı 15 olan sayının tamamı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi sayının yarısı 15'miş. Yarısı dediğinde az önce ben ne demiştim? İki parçaya böleceğiz. Evet, bir bütünü, bir tane bütün çizdik. Nasıl çizerseniz sizin hiç önemli değil. İsterseniz top çizin, isterseniz dikdörtgen çizin, kare çizin. İki parçaya böldüm. Bunun yarısı 15'miş arkadaşlar. Yani yarısı demek iki parçanın bir kısmı. Bu yarısı anlamına geliyor. Dört parçanın bir kısmı da çeyreği manasına geliyor arkadaşlar. O zaman yarısı 15 ise tamamı kaçtır derken, hocam ben diğer yarısına ne yazacağım? Arkadaşlar, böldüğünüz parçalardan bir tanesine ne yazarsanız diğerlerine de bunu yazmak durumundasınız. Diğer yarısı da 15 olacak arkadaşlar. Sayının tamamı kaç oldu o zaman? Bir yarısı 15, diğer yarısı da 15 ise 15 artı 15'ten arkadaşlar 5 ile 5'in toplamı 10, elde var 1. 1 daha elde var 1 geldi. 30. Sayının tamamı 30 edecekmiş diyoruz. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Çeyreği 8 olan sayının tamamı kaçtır diyor. Şimdi çeyreğini söylemiş. O zaman ben bir bütünü çiziyorum. 4'e böleceğim arkadaşlar. 4 parça ayıracağım. Şöyle eşit mi görünecek? 4 parçaya böldüm. Çeyreği 8'miş. Yani bu 4 parçanın arkadaşlar birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça ve dördüncü parça. Çeyreği demek böldüğümüz 4 parçanın bir tanesini temsil eder. Yani bu 8'miş. Bu sayının tamamı kaç olacak? Az önce ne demiştik? Bütün parçalara bir taneye verdiğimiz sayıyı vermemiz gerekiyor. Buna 8 mi yazdık? Bu da 8'dir. Bu da 8'dir. Bu da 8'dir. Ne olacak? Bu 4 tane 8'in toplamı bizim sayımız edecek arkadaşlar. 8 artı 8 ne oldu arkadaşlar? 16. 16 ile bir daha 8'i topladım. Ne oldu? 24. En son 24 ile bir daha 8'i toplarsam kaça elde etmiş olacağım? 32. Demek ki sayının tamamının 32 olduğunu bu şekilde öğrenmiş oluyoruz arkadaşlar. Üçüncü soru. 20 elmanın çeyreğini yedim. Geriye kaç elma kaldı? Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Yine bir kesir çizelim. Çeyrekten bahsettiği için 4'e böleceğim. 1, 2, 3 çizgi atarsam 4'e bölünmüş olur. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Ben 4'e böldüm. Diyor ki bunun çeyreğini yedim. Yani bu dilimi yemiş. Burayı yedi diyelim arkadaşlar. Geriye kaç elma kaldı? Peki şimdi burada çeyreğine biz 20 mi diyeceğiz? Hayır arkadaşlar. Tamamına 20 diyeceğiz. Hocam o zaman çeyreği ne olacak? Arkadaşlar, çeyreği 4 parçadan bir tanesi. 4 tane aynı parçanın toplamı 20 ediyorsa o zaman 20'nin çeyreğini sorduğunda biz de 20'yi 4'e böleceğiz arkadaşlar. Peki 20'yi 4'e bölmede dilerseniz arkadaşlar ardışık çıkarma olaraktan yapalım. 20'den sıra sıra 4'leri çıkartacağım. 4'ü çıkardım 16. 4'ü çıkardım 12. 4'ü çıkardım çünkü bölmeyi biz ardışık çıkarma olarak öğrenmiştik. 8. 8'den 4'ü çıkardım 4. 4'ten 4'ü çıkardım 0. Kaç kez çıkarma işlemi yaptım? 1, 2, 3, 4, 5 kez yaptım. O zaman 20'yi 4'e böldüğümde çıkan sayı ne olacakmış? 5'miş arkadaşlar. O zaman çeyreğin bir tanesine 5 yazıyorum. Buraya da 5 yazdım. Buraya da 5 yazdım. Buraya da 5 yazdım.
Şimdi 20 elmanın çeyreği yani bir dilimi kaçmış arkadaşlar? 5 elma diyormuş. Biz bunu öğrendik. Peki geriye kaç elma kalacak? 5 elma yendiyse bir şeyden geriye kalan nasıl bulunur? Tamamından çıkarma yöntemiyle. Elimizde 20 elma vardı. Çeyreğini yedim. Yani sayısını bulduk bunun. 5 elma. Çıkartıyorum. Kaç elma kalacak? 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı. 5. Burası 1'lere düştü. 1 de aşağı gitti. 15 elma kaldı diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. 4. sorumuza. 3 tam karpuzda kaç tane yarım karpuz vardır? Evet arkadaşlar, karpuzlar çizelim. Karpuzlar çizelim ama bize neyi soruyor? Yarımı soruyor. O zaman karpuzları ikiye bölerekten çizelim arkadaşlar. Kaç tane yarım diyor ya. Bir tane karpuz, ikinci karpuz, bunu da ikiye bölerekten çizdim. Kaç çeyrek var deseydi karpuzları dörde bölerek çizecektim. Üçüncü tam karpuzu da çiziyorum. Bunu da ikiye bölüyorum arkadaşlar. Şimdi burası birinci yarım, ikinci yarım. Sıra sıra gidiyorum. 3 yarım, 4 yarım, 5 yarım, 6 tane yarım. 3 karpuzun içerisinde ki yarımları saydığımızda kaç tane yarım gördük arkadaşlar? Bakın her bir karpuzda 2 tane. 2 tane de burada 4, 2 tane de burada. Toplam 6 tane yarım karpuz olduğunu görmüş olduk. Soruyu nasıl yaptık? Bir tam karpuzu bize söylediği gibi kaç tane yarım var dediğinde yarım ikiye bölmekti. Karpuzları ikiye bölüyorduk, sayıyorduk. Çeyrek deseydi karpuzları dörde bölecektik arkadaşlar. Bu sorunun cevabı yarımları saydığımızda bakın şu her bir bölme, her bir yarımı bir bir saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yarım vardır diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? 5. soru. 6 çeyrek elma kaç yarım elma eder? Şimdi çeyrekleri sayacağız. O zaman bir tane bir elma çiziyorum. Ben bunu çeyreğe 4'e bölüyorum. 4'e bölmekte bu şekilde. 4'e ayırdım. Burada kaç tane çeyrek var? Bakıyorum. Her birini sayayım. 1, 2, 3, 4 tane çeyrek var. Bir elmadan. Tamam. 6 tane çeyrek diyor. Kaç tane yarım elma edecek diyor arkadaşlar. Tamam. Ben diğer çeyrekleri de sayayım bakayım şimdi. Bir tane daha bir elma çizelim. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle yapalım. Yine 4 bölmeye ayıralım. Bakalım bunu da çeyreklerini çizelim arkadaşlar. Burada da devamından gidelim. 5, 6, 7, 8. Şimdi sevgili arkadaşlar bakalım. Önce bir büyük elmada 2 tane yarım var. Bunu görüyoruz. Bir büyük elmada 4 tane de çeyrek var. Yani 4'e böldüğümüzde 4 çeyrek ediyor. Tamam mı arkadaşlar? Yine sağ taraftaki elmayı da çeyreklere ayırdık. 2 elmada toplam 8 tane çeyrek varmış değil mi arkadaşlar? Bunu gördük 4'e ayıraraktan. Peki 6 tane çeyrek elma diyor. Şimdi ben burada arkadaşlar ilk 2 tane çeyreği buradan aldım. Şu 2 çeyreğin 1 yarım ettiğini buradan görüyor muyuz arkadaşlar? Şurası burada görüyoruz. Burada da 2 çeyreğin yine 1 yarım ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Etti mi bize bakalım 4 çeyrek eşittir 2 tane yarım. Buradan da arkadaşlar yine 2 tane çeyreği alıyorum. Yine 1 yarım etti burası. Dolayısıyla bu 6 tane çeyreğimiz kaç yarım etti sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 6 çeyrek, 6 çeyrek elma eşittir 3 tane yarım elma ediyormuş arkadaşlar. Anlaştık mı burada da? 6. sorumuz geliyor. Diyor ki yarısı 24 olan sayının tamamı kaçtır? Evet, bir parçayı yarısı dediği için iki kısma ayıracağım. İkiye böleceğim arkadaşlar. İkiye böldüğüm yarısı. Yani ikiye böldüğümün bir parçası burası 24'müş. Biz ne demiştik? Bir parçasını bulduysak bütün parçaları da yazabiliriz. Burası da 24. Şimdi tamamı kaç olacak arkadaşlar? 24 artı 24'ten 8. Burası da 4. 48 eder diyoruz. Sayımızın tamamı. Evet, geçiyoruz 7. sorumuza. Sınıfımızda 18 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin yarısı erkektir arkadaşlar. Erkek öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi sınıfı iki kısma ayırıyoruz arkadaşlar. Evet. Birinci kısmı burası erkek. Burası da
kız öğrenciymiş. Burası da kız. Şimdi erkek öğrenci sayısını, yani bize neyi soruyor? 18'in yarısını soruyor. Yarısı demek arkadaşlar ikiye bölmek manasındaydı. Biz bir parçayı bulmamız gerekiyor. Ne yapacağız? 18'i ikiye böleceğiz. Dilerseniz arkadaşlar kafadan bölmeyi yapıp bunun 9 olduğunu bulursunuz. Bilmeyen arkadaşlar için burada yapıyoruz. 18'den ardışık çıkarmayla kaç tane çıkararak sıfıra vararsak arkadaşlar 18'i 2'ye böldüğümüzde sonucun o sayı olduğunu söyleyeceğiz. 2 çıkardık 16, 2 çıkardık 14, 14'ten 2 çıkardık 12, 2 çıkardık 10, 10'dan 2 çıkardık 8, 8'den 2 çıkardık 6, 6'dan 2 çıkardık 4, 4'ten 2 çıkardık 2, 2'den 2 çıkardık 0. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çıkartma yaptım. O zaman 18'i 2'ye böldüğümde neymiş sonucum? 9'muş. O zaman bir bölümüne 9 yazıyorum. Kızların bölümüne de 9 yazıyorum. Erkek öğrenci sayısı kaçtır? Erkek öğrenci zaten yarısı olduğu için 9 oldu. 9 tanedir diyoruz arkadaşlar. Değil mi? Evet. Bir düzine. Evet arkadaşlar. Düzine ne demektir? Düzine demek arkadaşlar 12 adet demektir. Evet hemen yazalım. Bir düzine, bilmeyen arkadaşlarınız varsa hemen öğreniyorlar. 12 adet demektir. Bir düzine kalemin çeyreği kaç kalemdir? Çeyrek demiş hocam, biz hemen dörde bölelim. Büyük bir parça çiziyorum. 1, 2, 3 çizik attım. 4 bölmeye ayırdım burayı. Tamamı ne arkadaşlar? Bunun tamamı 12 adetse çeyreği, yani bir bölümünü soruyor. Evet hocam, çeyreği ne demekti? Biz şimdi bir bölümünü bulmak için 4 parçası 12 ise bir parçası kaç tane edecek? 12'yi 4'e böleceğiz. Çıkartmalarımızı yapıyoruz. 12'den 4 çıktı 8. 8'den 4 çıktı 4. 4'ten bir daha 4 çıktı arkadaşlar 0. Kaç kez çıkarma yaptım? 1, 2, 3 kez. Demek ki 12'yi 4'e böldüğümde 3 ediyormuş. Her bir parçama 3 yazıyorum. 3 yazıyorum. 3 yazıyorum. 3 yazıyorum. Bunun sağlamasını şöyle yaparız. Buradaki 3, 3, 3, 3'ü topladığımızda 12 ediyor mu? 3, 3 daha 6. 6, 3 daha 9. 9, 3 daha 12. Evet ediyor arkadaşlar. O zaman çeyreği, yani bir bölümü nedir? 3 kalemdir arkadaşlar. 3 kalem eder diyeceğiz. Evet. Çeyreği 12 olan sayının tamamı kaçtır diyor. Evet hemen çeyrek çiziyoruz. Bir tamı açtık. Çeyreği çiziyoruz. Evet 3 çizgimi attım. 4 parçaya ayırdım. Çeyreği 12. Bu sefer çeyreği söylüyor. Yani şurası 12'ymiş. 12'yi yazdım. Tamamını soruyor. Abicim ben bir bölgeyi bulduysam bütün bölgeleri bulabilirim. Bu da 12. Bu da 12. Bu da 12. E tamamı kaç olacak o zaman? 12, 12 daha. 12, 12 daha topluyorum 24. 24'te bir daha 12'yi topluyorum arkadaşlar. 6, 3, 36. 36 ile bir kez daha 12'yi topluyorum. Çünkü 4 tane 12 vardı ya. 8, burası da 4. Demek ki toplamı tamamı 48'dir diyoruz arkadaşlar. 10. soru. 4 tam simit ile 4 çeyrek simit kaç yarım simit eder arkadaşlar? Şimdi evet 4 tane tam simit çiziyorum arkadaşlar. Şöyle 4 tane simit çizeyim ben. 1, 2, 3, 4. Tamam arkadaşlar. 4 tane de çeyrek simit diyor. O zaman bir tane simidi çizip çeyreklerini ayırıyorum. 4 tane bölge yapıyorum. Tamam mı arkadaşlar? 4 tane bölge. Şimdi 4 tane tam simit. Bunlar tam simitler. 4 tane tam. Bu da bir tane arkadaşlar 4 çeyrek, yani 4 çeyreğin simit olduğu kısım bu simitimizde. Demek ki 4 çeyrek bir tane tam simit ediyor. Bunu da görüyoruz ya burada. Şimdi kaç tane yarım eder diyor. O zaman her birinin içindekileri yarımları sayacağız. Yarıya bölüyorum, yarıya bölüyorum, yarıya bölüyorum, yarıya bölüyorum. Bunu da arkadaşlar bir tam olmuştu. Ortadan 2'ye yarıma bölüyorum. Bakın 4 çeyrekte 2 tane yarımın olduğunu görüyoruz burada değil mi? Yarımları sayalım. 1 yarım, 2 yarım, 3 yarım, 4 yarım, 5 yarım, 6 yarım, 7 yarım, 8 yarım. Burası 9 yarım, sağ tarafı da 10 tane yarım. Demek ki 4 tam simit ve 4 çeyrek simit arkadaşlar
10 tane yarım ediyormuş. 10 tane yarım simit eder diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? 11. sorumuz. 8 çeyrek ekmek ile 6 yarım ekmek kaç tam ekmektir? 8 tane çeyrek çizeceğim. Bir tamın içerisinde kaç çeyrek vardı? 4 tane. 4 tanesi burada. 1, 2, 3, 4 tane yazdım. Sonra ikinci çeyreği de çiziyorum. Burada arkadaşlar bir tamın içerisinde 4 tane var. 5, 6, 7, 8. 8 çeyreği tamamladık mı? Tamamladık. Şimdi 6 tane yarım yapacağım. O zaman yine tamları çiziyorum. 2'ye bölüyorum. 1 yarım, 2 yarım. Evet, bir tane daha tam çizdim. 2'ye bölüyorum. 3. yarım, 4. yarım. Bir tane daha tam çiziyorum. 2'ye bölüyorum. 5. yarım, 6. yarım. Şimdi hepsi kaç tane tam ekmek eder? Tam ekmek şu bütünün tamamıydı. 1, 2, 3, 4, 5 tane tam çizmişim ben. Demek ki 8 çeyrek. 8 çeyrek ne yapıyor? 1 tam, 2 tam ediyor. 6 tane yarım da 3, 4, 5 tane toplam tam ekmek ediyormuş arkadaşlar. Değil mi? 5 tane tam ekmek eder diyoruz. Evet, son sorumuz. 24 tane şeftalinin çeyreğini yesen geriye kaç tane şeftali kalır? Hemen bütün çiziyorum. 1, 2, 3 tane çizgiye attım. Toplamı hepsinin toplamı 24'müş. Bir parçasını söylemiyor. Çeyreği 24 tane demiyor. 24 tane şeftalim var, çeyreğini yedim diyor. Yani bir çeyreğini bulmamız lazım. Arkadaşlar çeyreği demek 4'e bölmekti. 24'ü 4'e bölüyorum. 4'ü çıkardım 20. 4'ü çıkardım 16. 4'ü çıkardım 12. 12'den 4'ü çıkardım 8. 4'ü çıkardım 4. 4'ü çıkardım 0. Kaç kez çıkarma yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. O zaman 24'ü 4'e böldüğümde 6 ediyormuş. 6, burası da 6, burası da 6, burası da 6. Çeyreğini yersem geriye ne kalır? Çeyreği 6 tane ettiğine göre ben 6 tane yedim. Geriye ne kalır dediğimizde bütünden giden parçayı çıkartacağız. 24'ten 6'yı çıkartırsam 4'ten 6 çıkmaz. Buradan 1'lik kaldım. 14'ten 6 çıktı, burası 8 kaldı. Burada 1'lik kalmıştı, 1'liği indirdim. 18 şeftali, 18 tane şeftali kaldı diyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuz burada bitiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videolarınızı takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Tüm öğrencilerimize sevgiler, saygılar ve başarılar diliyorum.